Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız arkadaşlarım. TYT AYT Matematik tekrar kampında sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey fonksiyonların genel tekrar sorularını çözmek olacak. Evet, birbirinden güzel sevgili arkadaşlarım fonksiyon soruları çözeceğiz. Konuyu bir güzel tekrar ettirecek sana. Ve ben bu tekrarı yaptırdıktan sonra da sana bir ödev vereceğim. Fonksiyonlar kısmını sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından fonksiyonlar kısmını çözeceksiniz ve bunu da çözdükten sonra artık fonksiyonla alakalı herhangi bir derdin kalmayacak. Şimdi gençler hazırsanız abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. İlk soruya şöyle bir bakalım beraber. Şimdi diyor ki bak A kümesi eksi 2 0 ve 2 elemanlarından oluşan bir küme. B kümesi de öyle x'lerden oluşmakta ki x eksi 2'nin mutlak değeri birden küçük veya eşit ve x'ler birer tam sayı kümeleri veriliyor. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlardan kaçı birebir değildir diye sorulmuş. Şimdi ben öncelikle B kümesini daha anlaşılabilir bir halde yazayım. Peki bunu nasıl yazabilirim? Bak beni iyi dinle. Şöyle yapacaksın. x eksi 2'nin mutlak değeri hani 1'den küçük veya eşitmiş ya. O halde x 2 nerededir hocam? x 2 1'den daha küçüktür. Eksi 1'den de daha büyük veya eşittir. 2 ekleyeceğim eşitsizde. 2 eklersem 1 küçük veya eşittir. x o da küçük veya eşittir. 3 olur ve buradaki tam sayılar da 1, 2 ve 3'ten başkası değildir. Şimdi A kümesi eksi 2, 0, 2 elemanlarından oluşuyor. B kümesi de 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşuyor dedik. A'dan B'ye fonksiyon tanımlayacağım. Kaçı birebir değildir? Bunu bulacağım. Şimdi öncelikle ben A kümesinden B kümesine kaç tane fonksiyon yazıldığını bulurum. E B kümesi 3 elemanlı, A kümesi de 3 elemanlı. Demek ki 3 üç üzeri 3'ten toplamda birebir olan olmayan 27 tane fonksiyon yazılabilir. E peki birebir olan kaç tane yazılır? Şimdi bunu bulalım. Hocam şöyle diyeceğim. Buradaki eksi 2, karşıdaki kaç elemana gidebilir? 3. Hemen yazdım. Çarpı. Şimdi varsayalım ki 2'ye gitti artık buradaki 0 2'ye gidemeyecek O halde 2 elemana gidebilir Varsayalım ki 0'da sevgili arkadaşlarım 1'e gitti Artık 1'e de gidemeyecek 2 veya 2'ye de gidemeyecek O halde 2 için tek bir tane ihtimal kaldı o da 1 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 geldi Bak bu kadar fonksiyon yazılabilir Bunlardan 6 tanesi 1'e 1'dir 1'e 1 olmayan sorulmuş o halde ben 27'den 6'yı çıkarırsam 21 gelir cevabım yani cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gençler. Evet devam. Ne diyor bakalım. Reelden reele tanımlanmış 2 çarpı fx artı f eksi x eşittir 4x artı 12 olduğuna göre f5 değeri kaçtır? Şimdi hocam e, buradaki f'in derecesi neyse buradaki f'in derecesi de odur. E, karşı tarafa bakıyorsun birinci dereceden. Demek ki fx birinci dereceden olacak. Yani ben fx fonksiyonunu ax artı b biçiminde yazarım. Peki f eksi x nedir? Onu da gösterelim. f eksi x de o zaman eksi ax artı b'dir. Bundan başkası değildir. Şimdi iki tane f x lazım bize 2 ax artı b dedim. Bir tane de f eksi x lazım, bu da eksi ax artı b'ydi. Bu ikisini toplamış ki ax artı 2b gelecektir. ki bu da bana 4x artı 12'yi veriyor. O halde buradaki x'in katsayısı a x'in katsayısı olan 4'e eşittir a 4'müş ve 2B de sabit terime yani 12'ye eşittir. O halde 2B 12 ise B de buradan 6'nın ta kendisidir. Şimdi A'yı B'yi bulduk ya aslında bakarsan fx fonksiyonu bulduk. fx fonksiyonumuz ax artı b'ydi. O halde 4x artı 6'ymış. E bizden f5 istenmişti. Yerine yazacağız. 4 çarpı 5 artı 6 yani 26 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkıydı. Devam edelim. Uygun koşullarda tanımlı fx küp artı 7x kare artı 8 eşittir. 2x küp artı 14x kare x 17 olduğuna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Hemen bunlar kurnazlık sorularıydı. Ne yapacaktık? Hocam burada x küp artı 7x kare artı 8 var. Karşı tarafa bakıyorsun. Şimdi x küpün 2 katı 2x küp var. 7x karenin 2 katı 14x kare var. Değil mi? Şurada. 8'in 2 katı artı 16 yok. E şimdi o zaman ben şöyle diyeyim madem artı 16 yok artı 16 gelecek biçimde ayarlayalım biz burayı. Yani gençler şöyle diyelim bir tane 16 ekleyelim bir tane 16 çıkaralım. Şimdi bak 2x küp artı 14x kare artı 16. F x küp artı 7x kare artı 8 eşittir. 2x küp artı 14x kare artı 16 dedim. Bir de eksi 17 eksi 16 daha kaç yapar? Eksi 33 yapar. E şimdi hocam Demek ki benim f fonksiyonum ne işe yarıyormuş? F fonksiyonu şu işe yarıyor. İçine aldığı değeri 2 katını buluyor sonra 33 çıkarıyor. Yani fx için ne yapar o halde? x için 2 katını alır 33 çıkarır. İşte fx fonksiyonu bunu yapıyor. E, F2 sorulmuş benden. F2'yi bulmak için de 2 kere 2 4 bundan 33 çıkarırsam eksi 29 kalır. O halde doğru cevabımız da c şık olur diyeceğiz. Devam pozitif reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu var. fx çarpı y, fx artı fy, y eşit ve f2 de 4 olduğuna göre f32 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben f2 çarpı 2'nin f2 artı f2 olduğunu biliyorum. Burası bana aynı zamanda f4'ü verir. f de f2 kaçtı? 4'tü. 4 artı 4'ten 8'miş arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında F4 çarpı 4'ün F4 artı F4 olduğunu öngörürüm. Sorunun bana verdiği kuralı sayesinde. Burası bana F16'yı verecektir. Şu şekilde. Ve karşı tarafta F4 8'di. E hocam bu da 8. 8 artı 8'den demek ki burası da 16'ymış. Şimdi gel gelelim şu kısma. F 32 sorulmuştu değil mi? 16 çarpı 2 diyeyim. Bu da F16 artı F2'nin ta kendisidir. F16'yı kaç buldum? 16. Peki F2 kaçtı? 4'tü. Peki sol taraf ne yaptı? F32 yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. 16 ile 4'ün toplamı 20'dir. Cevap da 20'dir. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacakmış. Devam. Uygun koşullarda bize böyle bir fonksiyon tanımlanmış. Bak iki, içeride ne var? 2x kare artı 4x artı 8 var. Karşı tarafa bakıyorsun. A eksi 1 çarpı x küp artı bx kare artı 2cx artı 4d var. F fonksiyonu neymiş? Birim fonksiyonmuş arkadaşlar. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x Yani içine neyse dışı da o olan fonksiyondu. f a artı b artı c kere d. De. Değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu yapacağım. Demek ki 2x kare artı 4x artı 8 olacakmış sağ taraf. Hemen onun için a eksi 1 çarpı x küp artı b x kare artı 2cx artı 4d'yi yapıştırdım buraya. Öncelikle dedim ki sağ tarafta x küplü bir terim var. Sol tarafta yok. O halde burası da olmayacak. Yani burası sıfırdır. A birdir. Güzel. B x kare 2 x kareye eşittir. Demek ki B 2'dir. 2 C 4'e eşittir. Demek ki C de 2'dir. 4 D 8'e eşittir. Demek ki D de 2'dir. Şimdi bizden istenen yerine yazalım. 1 artı 2 artı 2 kere 2. Şurası 4 şurası 3 topladım 7 geldi. Bizden f7 isteniyor. E birim fonksiyon olduğuna göre f7 7'nin ta kendisidir. Cevabımız da c şıkkıdır. Devam. h 5 x eksi f kare x eşittir. f kare x eksi fx artı 7. f 2 de eksi 4 olduğuna göre h eksi 6 soruluyor bize. Şimdi f2'nin eksi 4 olduğu bilgisi verilmiş. Bak şimdi ben x gördüğüm yere 2 yazarsam şurası bana f2'nin karesini verecektir. Yani eksi 4'ün karesi 16 yapar. 2 kere 5 de 10 yapmıştı çıkardım. Burasına geldi h eksi 6 geldi. Demek ki x gördüğüm yere ben 2 yazacağım. O halde yazdığımız zaman h eksi 6 gelmişti eşittir. F kare 2 eksi F2 artı 7 olur ki F2 zaten eksi 4'tü karesi 16'dır. F2 eksi 4 de hemen yerine yazdım. Artı 7 dedim. Bak burası 20 yapar. 7 eklersem 27 gelir. Cevap E şıkkı olur. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamdayım. Fx kare artı 1 bölü x eşittir. 5x artı 5 bölü x artı 5 demiş. Dur bir dakika. Ben bunu şu şekilde ayırabilir miyim? X kareyi x'e bölüp 1'i de x'e bölüp bu şekilde yazabilir miyim? Tabii ki de. Fx artı 1 bölü x yapar bak dikkat ettiysen. Bu da sevgili gençler 5 parantezinde x artı 1 bölü x ve artı 5'e eşittir. Şimdi iyi dinle. F fonksiyonu nasıl mantaliteyle çalışıyormuş? İçine aldığı değerin hop burada bak 5 katını alıp 5 ekliyormuş. O halde fx dediğimiz şey nedir? 5 katını aldım 5 ekledim budur. Şimdi bana f2 soruluyorsa 2'nin 5 katı 10 5 fazlası 15 yapar. Demek ki cevabımız 15 olacakmış. Devam bir grafikli soru. Fx ve Gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. A ve B noktaları yani şu noktayla şu nokta. F ve G fonksiyonlarının kesiştikleri noktalardan ikisi olmak üzere uzunluğu da 2 kök 5'miş. Bak burası 2 kök 5'miş. F6 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bunu nasıl bulabilirim? Buna bir bakalım. Arkadaşlarım, arkadaşlarım. Burası 2 kök 5'ti değil mi? E şimdi şurası kaç birimdir? 2 birim. Şurası kaç birimdir? E hocam burası da 4 birimdir. Hatta bir şey diyeyim mi? Bak burası da 2 kök 5 geliyormuş ha. Demek ki gençler demek ki ben şurası 2 kök 5 gelmişti ya. Eğer burayı ben 6 olarak seçersem şurası 4 birim. Yani burası 4 birim o halde burası da 2 birim oluyor. E, F6 sorulmuştu şurası kaç birimdir? 2'dir. Bak 6'yı yerine yazdığım takdirde şurayı bulacağım ya burası kaç birimse 4 birim burası da o kadar birim olur. Yani burası kaçmış arkadaşlar? 4. O halde F6 kaçtır? Tabii ki de 4'ün ta kendisidir. Evet devam. Soru fx x üzeri 2023 çarpı x eksi 1 üzeri 2023 olduğuna göre f9 eksi f3 çarpı f4 işleminin acaba sonucu kaçtır diye soruluyor. 9'u yerine yazdığım takdirde 9 üzeri 2023 çarpı 8 üzeri 2023 bulurum. Daha sonrasında eksi 3'ü yerine yazarsam 3 üzeri 2023 çarpı 2 üzeri 2023'ü bulurken 4'ü yerine yazarsam 4 üzeri 2023 çarpı 3 üzeri 2023'ün ta kendisini buluruz. Şimdi dikkat edin. Ben 3 üzeri 2023 ile 3 üzeri 2023'ü çarparsam 9 üzeri 2023'ü bulurum. 2 üzeri 2023 ile 4 üzeri 2023'ü çarparsam 8 üzeri 2023 bulurum. Ve yan tarafa da baktığınız takdirde bunun aynısı geldiğini zaten görüyorsunuz. Bundan bu çıkarsa cevabın 0 olması içten bile değildir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var. f üzeri nx eşittir x'in n'le bölümünden kalan anlamına geliyormuş. Buna göre f3 f üzeri 3 bileşke f üzeri 5 bileşke f üzeri 40 bileşke 49 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Önce bizim burada ne yapmamız lazım? 49'un 40'la bölümünden kalana bakacağız ki 9'dur. Şimdi 9'un 5'le bölümünden kalana bakıyorum. 4. 4'ün 3'le bölümünden kalan 1. Yani sonucun 1 çıkmasını istiyoruz biz. Aşağıdaki seçeneklere bakacağız ve sonucu 1 çıkanı işaretleyeceğiz. Hadi bakalım. 38'in 25'le bölümünden kalan 13'tür. 13'ün 13'le bölümünden kalan 0, 0'ın 4'le bölümünden kalan 0'dır. Buraya geldim. 62'nin 7 ile bölümünden kalan 6'dır. 6'nın 3'le bölümünden kalan 0, 0'ın 8'le bölümünden kalan yine 0'dır. 97'nin 85'le bölümünden kalan 12'dir. 12'nin 5'le bölümünden kalan 2'dir. 2'nin 3'le bölümünden kalan yine 2'dir. 101'in 80'le bölümünden kalan 21, 21'in 6 ile bölümünden kalan 3, 3'ün 2 ile bölümünden kalan 1'dir. 100'ün 10'la bölümünden kalan 0. 0'ın 60'ta bölümünden kalan 0 ve 0'ın ile bölümünden kalan yine 0'dır. Burada biz 1'i arıyorduk. O halde doğru cevabımız değişik olacaktı. Devam ediyorum. A bir doğal sayı ve K bir tam sayı olmak üzere F, A ve G, A'yı parçalı tanımlı vermiş. Buna göre F, G, 3 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı soruluyor bize. Öncelikle bulmamız gereken G, 3. Şimdi 3 için ben şunu iyi biliyorum tek bir sayı. 2K artı 1 formatında bir sayıdır. Ve burası 3 iken o halde burası tekse yani A sayısı tekse 3 tek olduğu için o 3'ü getirip burada yerine yazıyorum. 2 kere 3 6 3 ekledim 9 yaptı. İçerisi 9'muş. Şimdi geldim F9'u bulmaya. F9 da yine tek olduğu için hemen getiriyorum şurada yerine yazıyorum. 9'un karesi 81 artı 1'den 82 yapar. 82'nin asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. 2 ve 41'den başkası değildir. İşte bunların toplamı sorulmuştu. Doğru cevap 43 olacaktı. Yani cevabımız B şıkkı olur sevgili gençler. Ve bu sayfayı da bitirdik. Artık devam ediyoruz bir diğer sayfamızda. Bu sayfa bizim son sayfamız mı? Değil. Hemen şöyle göstereyim. Daha 3 sayfa daha soru çözeceğiz gençler. Aklınızda bulunsun. Uzun soluklu olacağı zaten. 2 2 4'tü. Fonksiyon çözüyoruz. Boru değil. Devam. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları ile ilgili şunlar biliniyor. fx gx'in iki katından dört fazla ve f fonksiyonu bir çift fonksiyon. Şimdi buna göre f3 artı g3 eksi 12 bölü falan filan ifadesinin değeri hangisidir diye soruluyor. Öncelikle gençler öncelikle ben burada 3 e, tane f3 demiş ya aslına bakarsan şu kısmı 3 parantezinde 2gx Artı 4 yazabilirim. İçeri dağıttığım takdirde 6 tane G3 artı 12 gelecektir. Yani F3 yerine X gördüğümüz yere 3 yazarsak tabii ki şöyle. Burası da G3 olacaktır. 6 tane G3 artı 12. E bir tane daha G3 var yukarıda ve 12 çıkarıyorum. Bölü. Bölü. Alt kısımda ne var? 4 tane G5. Şöyle. Eksi. Şimdi F eksi 5. F fonksiyonu çift fonksiyonsa F eksi 5. F 5'e eşittir. F 5 neye eşittir peki? İçeri dağıtırsam. 2 e, parantezinde 2 parantezinde 2 çarpı g5 artı 4 ve artı bir de 15'imiz var. Şimdi payda kısmını düzenleyelim. Pay kısmında es geçmeyelim. Artı 12 eksi 12 gitti. 6 g3'e g3 ekledim. 7 tane g3 geldi. Bölü. Şimdi alt kısma bakıyorum. Şurası g5 4 g5. E, eksi 4 g5 daha e, gittiler hocam. Eksi 2 ile 4'ü çarptım. E hocam eksi 8 geldi. 15 ekledim 7 oldu. 7'ler gitti. Doğru cevap karşımıza çıktı. Doğru cevap C şıkkının ta kendisiymiş. Devam. F ve G birinci dereceden fonksiyonlardır. Birinci dereceden bir fonksiyonla birinci dereceden fonksiyonu çarparsam. Üçüncü dereceden bir fonksiyon elde edemem. Dolayısıyla hemen yazıyorum. M, N'ye eşittir. Burası cortladı. M, N'ye eşitse direkt şurada da ben burayı 2, M, olarak seçebilirim tabii ki. E bana diyor ki bir de G fonksiyonu grafiği orijinden geçiyor. E orijinden geçiyorsa o zaman g0 0'dır. f fonksiyonu da y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4 ise f0 da 4'tür. Benden istenen de f3 ile g1'in toplamı. E şimdi g0'ın 0 olduğunu biliyorsam ve bunlar birinci dereceden fonksiyonlarsa ben gx fonksiyonunu bx gibi bir sayı seçebilirim. fx fonksiyonunu da ax artı 4 biçiminde seçebilirim. Neden artı 4? Çünkü 0 için 4'ten geçecek de o yüzden. Peki ben şimdi gx ile fx'i çarpacağım ya bx ile ax artı 4'ü çarpacağım yani. Ben bunları çarptığım takdirde x gördüğüm yere 0'ı yazarsam sonuç yine 0 olmaz mı? Valla gayet olur. E madem öyle 0 olacak o halde ben getiriyorum şurada bak zaten burası 0 ya. x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Cortladı. Cortladı. E burada 2m-4 kaldı ve 0 eşit olacaktı. Demek ki m kaçmış? 2. m2 ise şurada yerine yaz fx de gx'in çarpımı. Yani bx de ax artı 4'ün çarpımı. Hemen yazıyorum. bx de ax artı 4'ün çarpımı eşittir dedim. Şurasına geldi 5x kare. Şurasına geldi m 2ydi 4x geldi. Zaten yan taraf 0 oluyordu. Şimdi ben bunu gidip 5x parantezinde ax artı 4. Ben bunu x parantezine alırsam 5x artı 4 gelecek. Bak şimdi dikkat et. Dikkat et. Artı dörtlü bir şey olacak ya fx. Bak kesinlikle artık eminim fx burası. Gx de A, bx formatındaydı. Demek ki x de burası. Yani gx de burası. E şimdi f3 sorulmuş. F3'ü şurada yerine yazarım. 3'ü yerine yazdığım takdirde 19 gelir. G1 de e 1'dir zaten. Toplamı kaçtır? 20. Yani cevabımız C şıkkıymış. Çok hoş soruydu. Dikkat et bu tarz sorulara. Grafiği verilen f fonksiyonunun eksi 4, 4 kapalarındaki ortalama değişimizi kaçtır? Eksi 4 ile 4 kapalı aralığında ortalama değişim hızını bulmak için bunları şu şekilde birleştiriyorum. Sonra bunu birleştiriyorum. Sonra bunu birleştiriyorum. Ve diyorum ki burası bölü burası. Tamam güzel. E burası kaç hocam? Şurası eksi 5'ti burası 7 idi 12. Hocam şurası kaç? O da 8. 12 bölü 8. 12 bölü 8 nedir? 1,5'tür. Eşiklarda yok. Çünkü azaldığı için fonksiyon ortalama değişim hızı negatiftir. Yani cevabımız B'dir. Devam ediyorum. 3x artı 1 bölü x 3 ifadesinin bir fonksiyon belirtmesi için 4 tane öncül var. Tanım ve görüntü kümelerinden hangileri seçilmektedir, seçilmelidir diye soruluyor. Tüm reel sayılardan tüm reel sayıları yapamam. Çünkü tanım kümesindeki 3 buraya yazılamaz arkadaşlar. 1 gitti. 2'ye bakıyorum. Negatif rasyonel sayıların tamamını yazdığım takdirde sonuç olarak bir reel sayı bulabilirim. Yani ikinci öncül olur. Tam sayılardan 3'ü çıkarıp yerine yazarsan diyor sonuç olarak da tam sayı alırsın. Evet 3'ü çıkarması çok mantıklı. Ama ama herhangi bir tam sayı 3 haricindeki tam sayıyı ben yerine yazdığım zaman sonuç bir tam sayı çıkmak zorunda mı? Buna bakmamız gerekiyor. Örnek olarak 0 yerine yaz. 1 bölü eksi 3. Bir tam sayı mıdır? Tabii ki de değil. Dolayısıyla bu da gitti. Görüntü kümesi yani değer kümesi hoş değil. Buraya bakıyorum. Doğal sayılardan 3'ü çıkar demiş. Sonuçta bir reel sayı bulursun. Evet, reel sayı çıkar. Doğal sayı deseydi olmazdı şurası. Tam sayı deseydi olmazdı yukarıdaki gibi ama reel sayı dediği için olur. Cevabımız 2 ve 4 olacaktı. Yani cevap C şıkkıydı. Devam. Mutlak değer x artı 3 eksi mutlak değer x eksi 2 farkında alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Senden ricam az önce benim okuduğum gibi okuma bundan sonra. Şöyle oku bu soruları daha rahat anlarsın. Burayı ben x'in x x eksi eksi 3 olduğunu biliyorum. Bu da x eksi 2 olduğunu biliyorum ya. Neden eksili kullandım? Şundan kaynaklı. x'in eksi 3'e olan uzaklığı ve x'in 2'ye olan uzaklığı. x'in eksi 3'e olan uzaklığının x'in 2'ye olan uzaklığından farkı kaç farklı tam sayıda yer alır? Hemen bir sayı doğrusu çiziyorsun. Hemen. Şuraya gösterdin eksi 3'ü. Buraya gösterdin 2'yi. x'in eksi 3'e olan uzaklığı x'in 2'ye olan uzaklığının e, farkı. Tamam mı? kaç tane farklı tam sayı değeri olur Mesela x'ler buradaysa diyorsun. Bunun buraya olan uzaklığı a ise bunun buraya olan uzaklığı a artı 5'tir. Ben a'dan a artı 5'i çıkarırsam daima eksi 5 bulurum. Yani x'ler bu taraftayken bizim buradaki farkımız kesinlikle eksi 5 olacak. x'ler bu taraftayken de artı 5 olur o zaman. Mesela burası b ise burası b artı 5'tir. b artı 5'ten b'yi çıkardım 5 geldi. Eksi 5 ile 5 aralığındaki tüm tam sayılar artık olabilir. E niye? X'lerin buralarda olduğu durumlar için eksi 5'ten 5'e kadar tüm sayıları bulabilirim. Yani sevgili arkadaşlarım eksi 5'ten 5'e kadar kaç tane tam sayı değeri var? 11 tane cevap D şıkkı olacaktı. Devam. Aşağıda dördüncü dereceden fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. hx fonksiyonu da fx artı 3'müş. Biçiminde tanımlanan h fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı. f fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların absisleri nedir? Eksi 5, eksi 2, 3 ve 5'tir. Yalnız h fonksiyonu nasıl elde ediliyor? fx artı 3 biçiminde. Yani f fonksiyonunu 3 birim söyle sağa değil sola ötelenerek bulunuyor. Ben bunları 3 birim sola ötelersem eksi 8, eksi 5, 0 ve 2'yi bulurum. İşte bunları toplayacağım. Eksi 8 ile eksi 5'in toplamı eksi 13. 0 daha eksi 13. 2 daha eksi 11 yapar. Doğru cevap c şıkkı olur. Evet gençler sonraki sayfamızdayız. Okuyalım sorumuzu. F fonksiyonu orijine göre simetrik ve G fonksiyonu da Y eksenine göre simetrik fonksiyonlardır. Şimdi orijine göre simetrik fonksiyonsa tek fonksiyondur. Y eksenine göre simetrik fonksiyonsa da çift fonksiyondur. Bunu zaten biliyoruz. F3'ün 4 olduğu G2'nin 6 olduğu biliniyor. HX fonksiyonu da bak 2 çarpı fx artı 6x çarpı gx artı 1 bölü a artı 1'miş. h eksi 3 de 4'e eşitmiş. Peki olduğuna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben e, burada bir yeni hx fonksiyonunun tanımlandığını görüyorum f üzerinden. Burada şöyle bir şey yap yapılabilir. h eksi 3'ü vermiş ya bana. E Burada da h fonksiyonu var göründüğü üzere şurada. E, ben buradaki x gördüğüm yere eksi 3'ü yazarım. Yazdığım takdirde h eksi 3 eşittir. 2 çarpı f eksi 3. Ee, burada eksi 3 kere 6 eksi 18 yapacağı için artısını yazmadım. Direkt eksi 18 yazdım. Çarpı g eksi 2 dedim. Tamam mı? Eksi 3'ü yerine yazdığım için. Bölü a artı 1 dedim. E, bu da bana kaçı verecekmiş? 4'ü. E tamam hocam güzel. Şimdi ne yapalım? Şimdi hocam şunu yapalım bak. f fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu biliyorum ya. Demek ki f eksi x daima eksi f x'e eşit. E şimdi o zaman f eksi 3 eksi f 3'e eşittir. Eksi f 3'e. E f 3 kaçtı? 4'tü. Demek ki burası eksi 4'e eşit. 2 kere eksi 4 eksi 8 yapar. Eksi 18 çarpı. G eksi 2'ye bakacağım. G fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için g eksi x de tabii ki de g x'e eşittir. E madem g x'e eşit buradaki g eksi 2 g 2'nin ta kendisidir. G 2'de 6'ydı. Burayı da 6 ile çarptım. Böylelikle a artı 1'e böleceğim. Ve eşittir 4 diyeceğim. Öncelikle üst tarafa bir bakmak lazım. Eksi 18 kere 6 bana eksi 108'i verir. Eksi 8 daha eksi 116 yapar. Eksi 116'yı a artı 1'e böldüğüm takdirde bana 4'ü verecekmiş. Şimdi 116'yı kaça bölersem 4'ü verir bana? Biz onu bir bulalım. 25 artı 4'ten 29'a değil mi? Bak o zaman burası eksi 29 olmalı. A artı 1 eksi 29'sa A tabii ki de eksi 30'un ta kendisidir. Yani cevabımız E şıkkı olur. Devam. Aşağıda Ceren Hoca'nın duvarına sabitlenmiş dikdörtgen kağıdın üzerinde F ve G fonksiyonlarının grafiği vardır. Kağıt sol tarafının yapışkanı düştüğünden katlanıp şekildeki gibi sabit kalmış gençler. Fx eşittir sıfır denkleminin birbirinden farklı 3 tane kökü var. Ki bunlardan bir tanesi 1'dir. Bak burada 1'den geçmiş F fonksiyonu. Bir de eksi 7'den geçmiş. O halde 1 ile eksi 7 arasında bir kökü daha vardır bu fonksiyonun. G fonksiyonunun birbirinden farklı iki tane tam sayı kökü var. Bak G'nin bir kökü 1'miş. Öteki kökünün de eksi 1'in sol tarafında olduğunu görüyoruz. Çünkü buradan gelmiş eksi 1'in es geçmiş. Daha sonrasında yukarı doğru hareket etmiş. Buna göre A'nın en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark A neydi? E, köklerin toplamı A'dır. Şimdi hocam şöyle diyeceğiz burada f fonksiyonunun kökleri eksi 7 ve 1. g fonksiyonunun köklerinde kesinlikle 1 var. f fonksiyonunun bir tane daha kökü g fonksiyonunun bir tane daha kökü olacak. Onları da buraya yazacağız. Şimdi peki neyi sormuştu? En büyük ve en küçük değeri arasındaki fark sorulmuştu. F fonksiyonunun, F fonksiyonunun görüyorsun ki burada eksi 1'in sol tarafında olacak kökü. Çünkü bu taraftan dönmüş de gelmiş. Tamam mı? Kağıt katlandığı için de görünmüyor doğal olarak. Eksi 1'in sol tarafındaysa en büyük kök eksi 2'dir. G fonksiyonu için de aynı şeyi yapabilirim eksi 2'dir. Şimdi ben bunları toplarsam eğer eksi 7, 1, 1 daha eksi 5, eksi 2, eksi 2 daha eksi 9 yapar. Bu maksimum değerdir. Şimdi gel geldik minimum değere. Minimum değer için de ben eksi 7 ve 1 ve 1 olduğunu biliyorum bunların köklerinin. Burası F'in kökleri, burası G'nin kökleri. Yine buraya ve buraya bir sayı yazacağım ve toplayacağım. Şimdi f fonksiyonunun en küçük kökü eksi 6'nın bu tarafında olduğu kesin. O halde eksi 5 derim. G fonksiyonunun da g fonksiyonu da eksi 1'in bu tarafındaydı. eksi 6 olmadığı kesin. O zaman yine ben bunu eksi 5 seçerim abi. Topladığım takdirde eksi 7 1 1 daha eksi 5 eksi 5 eksi -5, 5 daha eksi 15 yapar. Şimdi bunların arasındaki fark sorulmuş. Fark 6'dan başkası değildir. Eksi 9'da eksi 15 arasındaki fark. Devam. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Buna göre eksi 6 ile 8 kapalı aralığında 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım hadi hangileri doğruymuş. Şimdi birinci öncüle baktığımız takdirde diyor ki f'den g'yi çıkardığın takdirde bunun sıfırdan büyük veya eşit bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı eksi 5'tir diyor. Şimdi f'den g çıktığında pozitif veya sıfır oluyorsa f'in g'nin daha üst tarafında kalmış olması gerekiyor. Bunu hangi tam sayıları sağlar? Kırmızı grafiğin mavi grafiğin üstünde kalmış olması gerekiyor. E şimdi bakıyorsun eksi 6, eksi 5 ve eksi 4 bunu sağlıyor. Sıfıra eşitlik olduğu için birbirlerinin üstüne çıktıkları noktada sayılır arkadaşlar. Daha sonrasında buraya geldim. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Başka da yoktur zaten. E bunların toplamı eksi 5'tir demiş toplayalım. Şurası eksi 15 yapar. 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı da 10'dur. 10 ile x 15'in toplamı eksi 5'tir. Demek ki birinci öncül doğru. 2'ye bakıyorum. F ile G'nin çarpımlarının sıfırdan küçük olduğu eşitsizliği sağlayan 8 tane x tam sayı değeri vardır. Şimdi gelin bir de buna bakalım. Bir tanesinin pozitif bir tanesinin negatif olması isteniyor. Şimdi eksi 6'da biri pozitifken biri negatif. Eksi 5'e bakıyoruz. Eksi 5'te birisi sıfır. E sıfırdan küçük olmaz o zaman. Sıfırla yani bir şeyi çarparsam sıfırdan sıfırla bir şeyi çarparsam sıfırdan küçük olmaz sıfır olur. Geldim eksi 4'e ikisi de negatif olmaz. Geldim 3'e biri 0 biri negatif olmaz. Eksi 2'de biri pozitifken biri negatif eksi 2'yi aldım. Eksi 1'de bir biri pozitif biri negatif eksi 1'i de aldım. Sıfırda ikisi de sıfır. 1'de 2'de iki ikisi de biri pozitif biri negatif dolayısıyla 1 ve 2'yi de aldım. 3'te 0 olduğu için almıyorum. 4'te 2'si de pozitif almıyorum. 5'te bir tanesi 0 almıyorum. 6'da, 7'de ve 8'de Birileri pozitifken ötekiler negatif. Dolayısıyla 6'yı, 7'yi ve 8'i de alacağım. E kaç tane oldu şimdi? Burada 5 tane, burada 3 tane toplam 8 tane oldu. Demek ki 8 tane iki tam sayı değer, değer vardır ifadesi bizim için doğru. F2 ile G1'in çarpımı F-3 F ile G-3'ün çarpımından daha küçüktür demiş. Bir de buna bakalım. Şimdi gençler burada F2 dediğimiz değer bak F2 yukarıda. G1 e bir de şuradaydı bak burası 2 1. G1 de aşağıda. E bununla bunun çarpımı negatif olacaktır. F 3'e bakalım. F 3 sevgili arkadaşlarım kırmızıyla gösterdiğimiz şey negatif. G 3'e baktığımız zaman 0. Yani şurası 0 olduğu için burası 0 gelir. Negatif 0'dan daha küçüktür diyor. E bu da doğru. O halde cevabımız neymiş? E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Bir diğer soru. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği gx fonksiyonunun grafiğidir. Buna göre f1 ile g1'in toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi bu herhangi bir fonksiyon olabilir. Olabileceğini de şu şekilde size bir grafikle anlatmaya çalışayım gençler. Güzel bir sorudur kendileri. Sınavda karşınıza çıkarsa hiç ama hiç şaşırmayın. Şurası y eşittir 5 doğrusu olsun. Tamam. Şimdi f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5'e göre simetriği gx ya. Varsayalım ki f fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olsun. Şurası da bir absisli nokta olsun. E bunun e, y eşittir 5'e göre simetriği de tabii ki bu şekildedir. Ve bu da sevgili arkadaşlarım g fonksiyonumuz olsun. Bu da f fonksiyonumuz. Şimdi g1 nerededir? g1 içinde şunu şöyle çizebiliriz. Şimdi hocam ben şu aradaki mesafeyi bilmiyorum. Bu aradaki mesafeyi a diyeceğim. E doğal olarak burası da a olur. Şimdi f1'in şurada B olduğunu gösterelim. F1 eşittir B. G1'e baktığımız zaman da G1 sevgili arkadaşlarım yukarı doğru çıktık. Bak burası ne geldi? Burası. Ee, hocam F şurası 1 artı şurası A'ydı. Burası da A'ydı. F 1 artı 2 A oldu. 1 artı 2 A'dır. Şimdi ikisinin toplamı sorulmuş değil mi? Şimdi ikisinin toplamı sorulmuş da hocam. Ee, ben burada şu 5'i hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. O halde o 5'i kullanarak ifade edersek bir şeyleri daha da net olacak. Bak şimdi. O zaman ben şöyle derim. Şimdi şurası 1'di ya. Bunun sonucunu da B çıktığını dile getirelim. Burası nedir o zaman? 5 eksi B'dir. O halde burası da 5 eksi B midir? Evet hocam öyledir. O halde gençler ben şuranın zaten 5 olduğunu biliyorum. Şurası da bana 5 eksi B'yi veriyorsa 10 eksi B'dir burası. Yani G1'i ben 10 eksi B biçiminde yazarsam şu ikisinin toplamı bana neyi verecek? 10 eksi B ile artı B'nin toplamı 10'u verecek. E her daim cevap 10 geleceği için doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Bir sonraki sayfa ki artık bu da son sayfa gençler sonra da polinomlara geçiş yapacağız. Bu sayfamızda da 6 tane birbirinden güzel soru var. İyi ve dikkatli dinle. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları Doğrusal fonksiyonlar olmak üzere. Hepsi doğrusal. Yani birinci dereceden. F artı Gx fonksiyonu doğrusaldır demiş. Şimdi doğrusal olan iki fonksiyonu toplarsam. Yani birinci dereceden iki tane fonksiyonu toplarsam birinci dereceden gelir diyor. Çarparsan birinci dereceden gelir diyor. Bileşkesini alırsan birinci dereceden gelir diyor. Hangileri doğru? Ben size söyleyeyim. Sadece 3 doğru. 1 ve 2 yanlış arkadaşlar. Peki sebep? Çok iyi dinle. Ben fx fonksiyonunu x artı 5 seçerim f eksi x fonksiyonunu eksi x artı 5 seçerim. Bunları topladığım takdirde f değil burası g arkadaşlar. g fonksiyonu böyle seçtim. Bunları topladığım takdirde 10 gelir. Şimdi f artı gx fonksiyonu eşittir 10 oldu ya. E hocam onun da grafiği doğru değil mi? Yani dümdüz çıkmaz mı? Evet çıkar. E o zaman doğrusal olmaz mı? Olmaz. Şimdi neden? Bak iyi dinle. Şöyle birazcık yukarı doğru çıkalım ve doğrusal fonksiyonun tanımına doğru gidelim seninle beraber tamam mı? Bak burada ben sana doğrusal fonksiyonun tanımını yaptım. Onun özetinde. Ne demiştim? A ile B reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere demiştim. AX artı B. İşte biz bunlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Grafiği doğru olduğu için doğrusal demiyoruz aslında bakarsan. Tamam mı? E şimdi A burada sıfırdan farklı olacaksa içerisinde birinci dereceden yani bunun birinci dereceden olması gerekiyor doğrusal fonksiyon olabilmesi için. E şimdi tekrardan sorumuza dönecek olursak sevgili arkadaşlar şöyle aşağı doğru indik. Sorumuz şurada. E şimdi ben burada f artı gx'i 10 buldum. Bu doğrusal olur mu? X yok içerisinde olmaz gitti f çarpı g fonksiyonu doğrusaldır demiş. E birinci dereceden bir fonksiyonla birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsam ikinci dereceden bir fonksiyon edilir. Ve bu da bir paraboldür biliyorsun. O halde bu da olmaz. Ama bileşkesini alırsan olur. Yani sen fx'i en genel haliyle yazalım. ax artı b seçersen gx fonksiyonunda cx artı d seçersen burada f bileşke g demek f fonksiyonunda x gördüğün yere cx artı d yaz demek. A parantezinde cx artı d artı b olmaz mı? Olur. E şimdi a çarpı c x artı a artı b dediğimiz fonksiyon birinci dereceden olduğu için doğrusaldır. Cevabımız yalnız 3'tür. Devam. F bileşke g ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F x doğrusal olduğuna göre f 8 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bildiklerimi bir yazayım. Bildiklerimi. F fonksiyonunda doğrusal olduğunu biliyoruz bu arada. Şimdi bildiğim şeyleri yazacak olursam şöyle derim g1'in 2 olması gerekiyor. 1 için g 2'den geçmiş. Bir de f bileşke g1'in gençler ne olduğunu biliyoruz. f bileşke g1'in e onun da 2 olduğunu biliyoruz. Bir de f bileşke g de 0. Yani 0'ı ben e, pardon özür dilerim. Özür dilerim. Bir de g0'ın 4 olması gerektiğini biliyoruz. Bak 0 için 4'ten geçmiş. Şimdi g1'in 2 olduğunu bildiğimiz için ben şuraya 2 yazabilirim. Böylelikle f2 kaçmış? E hocam 2'ymiş. E tamam f2'nin 2 olduğunu biliyoruz artık. Yani benim bu doğrusal fonksiyonumda f ax artı pardon fx eşittir ax artı b diyeceğim ya. fx eşittir ax artı b diyeceğim ya. E ben burada neyin ne olduğunu biliyorum. Artık f2'nin 2 olduğunu biliyorum. Yani f2 eşittir 2a artı b. E bu da neymiş? 2'ymiş. E tamam güzel. Bir de Dikkat ettiyseniz F bileşke G orijinden geçiyor. Yani F'in içerisine ben G0 yazınca bu da 0'dan geçiyor. E G0 kaçtı? 4'tü. Yani F4 kaçmış arkadaşlar o da 0'mış. Madem öyle F4'ü de şurada bulalım. 4A artı B e bu da 0'mış. Alttakinden üsttekini bir güzel çıkarın. 2A eşittir. Eksi 2 gelsin. A buradan kaç gelir? Eksi 1. A eksi 1 ise şurada yerine yazarım. Eksi 2 karşıya attım. B kaç geldi? 4. O halde FX fonksiyonunu ben AX artı B seçmiştim ya hani. A'yı B'yi yerine yazarsanız eksi x artı 4'ün ta kendisidir. Şimdi bizden f8 isteniyor. Demek ki bu da eksi 8 artı 4'ten bana neyi verecek? Eksi 4'ün ta kendisini cevap C olacak. Tam anlamıyla bir ÖSYM tarzı soruydu. Aklınıza bulunsun. Bu sorulara işaret koymayı lütfen unutmayın. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. F A x artı B x'miş. F A x'i B 2 B bölü A'ymış. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre f eksi 3b artı f 5b toplamının acaba değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle f a artı b eğer x'e eşitse fonksiyonun neler yaptığını bir bulalım. a artı b demişti ya bize hani a artı b demişti. E şimdi hocam ben burada önce b çıkarırım a bulurum sonra a'ya bölerim. Yani FX fonksiyonu şunu yapıyormuş içeridekinden önce b'yi çıkarıp sonra a'ya bölüyormuş. Yani fx fonksiyonunu x eksi b bölü a biçiminde ben elde edebilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi f a eksi b demiş ya o zaman x gördüğümüz yere a eksi b gönül rahatlığıyla yazabiliriz. Bak f a eksi b ne olur? Bulduğumuz f de yerine yazıyorum. a eksi b eksi b bölü a olur. Şurada a eksi b yazdım şurada. E peki burası da ne oldu? a eksi 2b bölü a oldu. E bu da neye eşitmiş? 2B bölü A'ya eşitmiş. E A'lar aynı. O halde A eksi 2B eşittir 2B derim. A eşittir ne gelir? 4B gelir. Şimdi A 4B'ye eşitmiş. Bunu anladık. O halde ben fx dediğim kısımda fx dediğim kısımda şunu yapabilirim. fx eşittir x eksi x eksi b bölü a neydi? 4b'ydi. Şimdi f eksi 3b lazım bana. Yerine yazalım. Eksi 3B eksi B bölü 4B. Bir de F 5B lazım. 5B'yi de yerine yazarsam 5B'den B çıktı 4B bölü 4B. Hocam şurası 1 gelir. Evet şurası da eksi 1 gelir. Toplarsak sıfırın ta kendisini buluruz. Cevap D şıkkı olur. Çok tatlı ve çok güzel bir soruydu. Devam. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu ile ilgili. Her x reel sayısı için fx fx artı 1'den büyük eşitsizliği veriliyor. Yani burada x'ler x artı 1'den küçükken fx fx artı birden daha büyük geliyorsa demek ki bu fonksiyon azalan bir fonksiyon sevgili arkadaşlarım. Azalan. Şimdi azalan bir fonksiyonsa <laughs> aşağıdaki hangisi doğru olmayabilir demiş. Bir kere azalan fonksiyonlarda 5, 8'den daha mı küçük? Evet ama görüntüsü daha büyük olacak. Yani a olur. f1 de f10'dan daha büyüktür. f 5 de f 1'den daha büyüktür bu mantaliteyle. Şimdi geldik son iki şıkka. D'ye ve E'ye. Şimdi hocam Burada e, şuna bakalım ben burayı F1 artı F1 artı F1 biçimde yazıp büyüktür F2 artı F3 artı F5 dersem Dikkat et F1 F2'den zaten büyük F1 f 3den büyük F1 F5'ten büyük O halde bunları toplarsam ve 3 F1' dersem doğal olarak bunların toplamından daha büyük olur yani D de doğruymuş e neden yanlış olabilir? E şimdi normal şartlar altında F1 F2'den daha büyük ama diyor ki mesela şöyle bu 3 bu da 1. E diyor ki ben bunu 2 ile çarparsam bunu geçer diyor. Hadi lan oradan geçmedi işte gitti cevap E şıkkı olacakmış. Ve gençler son iki sorumuz artık. Aşağıda grafiği verilen F polinom fonksiyonu çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyonlar neye göre simetrikti? Y eksenine göre simetriklerdi. Tamam mı? Tamam. E şimdi y eksenine göre simetrikse aslında soruyu bitiren hamle bu. fx eşittir sıfır denkleminin birbirinden farklı en az kaç tane kökü vardır diye soruluyor. Madem y eksenine göre simetrik ben bu fonksiyonun grafiğini şu şekilde y ekseninin sol tarafına da geçiririm abi. Hiç sıkıntı duymam. Şu şekilde geçirdim. Şimdi kökleri sayalım olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birbirinden farklı kökü vardır sevgili gençler. Bir, tabii 7'den daha fazla kökü olduğu aşikar. Aslında niye? Çünkü burada teğet var çift katlı kök. Ee, burada teğet var çift katlı kök değil mi? Mesela şurada birbirinin aynı olan 2 tane kök varmış gibi davranıyoruz ama... ...hani mutlak değeri alınmış bir fonksiyon gibi de duruyor aslında bakarsan. O topa girmek istemiyorum ama... ...şurada ve şurada en az iki tane kök olduğu kesin. Ve son sorumuz fonksiyonlarda. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı f fonksiyonu daima artanmış. fx eşittir 0 denkleminin kökü de negatifmiş. Şimdi kardeş bak bu tarz sorularda hemen bir grafik çiz. Daima artan bir fonksiyon ve ve fx eşittir 0 denkleminin kökünün de negatif olduğunu söylemiş. O zaman şöyle bir fonksiyon ben hayal edebilirim. Bak negatif köklü ve daima artan. Şimdi buna göre diyor 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye sormuş. f 4 f -3'ten daha küçüktür diyor. Artan fonksiyonlarda bu durum çok normaldir. Yani eksi 4 eksi 3'ten küçükse görüntüsü de f eksi 3'ten daha küçüktür. Bu sıkıntı yok. Bunda doğru. Her pardon her değil. ikinci okuyorum. F fonksiyonu y eksenini negatif tarafta keser. Şimdi bu f fonksiyonuydu. Kökü negatifse eğer ve daima artacaksa Negatif kökü elde ettikten sonra daima artmaya devam ederse y eksenini pozitif tarafta keser. Negatif tarafta falan kesemez. Her x pozitif gerçeği sayısı için fx sıfırdan büyüktür. Yani x'ler pozitifken diyor yani şu taraftayken görüntülerimiz hep pozitiftir diyor. Doğru mu? Doğru valla. O halde cevabımız 1-3 olacaktı. Bu sayfa tamamen ÖSYM ayarı diyebiliriz arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki konumuz polinomlar. Hızlı bir tekrar olacağını belirtmiştim size ve gayet tadında, gayet yeteri, yeteri hızda bir tekrar oluyor. E tabi bu tekrarı yapıp hemen e, mevzuyu koparmıyoruz gençler. Çünkü matematik e, dediğimiz şey en başından beri söylüyorum. Matematik bir zincir dedim, matematikten soğumamak gerekiyor dedim. Matematik nazlıdır dedim, matematiği tekrar etmezsen unutulur dedim. E şimdi sen TYT matematik kampları yaptın, AYT matematik kampları yaptın, 100 kere fonksiyon sorusu çözdün. E şimdi denemeye giriyorsun hala fonksiyon biraz eksik gibi kalıyor e Bazı sorularda hataların hala çıkıyor Bazı sorular hala boşların oluyor E bunları engelleyebilmek adına sınava kadar elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor açıkçası Çünkü hani şu 2-2-4 tam olduğunu hissedemeyeceksin Yani şu an örnek veriyorum e, Haziran ayında sınava gireceksiniz Haziran ayında sınava giren yani Temmuz ayı gibi de böyle sonuçlar falan açıklanmaya başlar. E şimdi Türkiye birincisi olan adam sınav sonuç listesini açıp baktığı zaman sıralama 1-1-1 yazıyor. Eşit ağırlık birincisi, sayısal birincisi, cart birincisi, curt birincisi. Neredeyse tam puan almış. Şunda 40'da 0 yapmış, bunda 20'de 0 yapmış falan filan. E şimdi... Bu adam birinci olacak ama şu an birinci olacağını bilmiyor açıkçası. Tamam derslerini falan iyi olduğundan emindir. O 2-2-4 zaten. Ama birinci olacağını bilmiyor bu adam. Ama şu an o bile kendini bir şeylerde eksik hissediyordur. Tamam Bak iyi olduğunu da biliyor. Mesela benim böyle öğrencilerim var. Ee, şu an bir böyle butik bir e, kurs merkezinde. Matematik derslerine giriyorum işte sınıflara 4'er saat. Ee, çok iyi olan öğrencilerim var. Ee, i̇yi olduklarına bile ikna olmak istemiyorlar açıkçası. Yani onlar bile kendilerini hala eksik hissediyorlar. Adam yapmış zaten 39'a 1 yapıyor. 38'e 38 doğru 0 yanlış yapıyor mesela. Ama iyi olduğuna inandırmak istemiyor kendini. İnsanoğlu hep böyledir zaten. Yani hep böyledir ya. Böyle Hani şey yaparsın bir gün maaşın 100 bin lira olur. Tamam mı? Şu anki şartlarda 100 bin lirayla bu ülkede rahat geçinirsin. Eyvallah. 100 bin lira maaşın olur sonra der ki insan mesela 2 ay önce 100 bin lira değildir maaş 60 bin lira falandır. 100 bin lira maaş olduğunda şunu hayal etmeye başlar 2 gün sonra. Maaşım 150 bin lira olsaydı. Ya çünkü insan hiçbir zaman buna engel olamaz. Doyumsuzuz arkadaşlar. Tamam bu bizim suçumuz değil bu bizim doğamız gereği doyumsuzuz. Hiçbir zaman da sen matematikte ne kadar ders çalışırsan çalış kardeşim hiçbir zaman doyumun olmayacak. Ben oldum diyemeyeceksin. Ben demiyorum. Ya ben kaç senedir ben matematik derslerim çok iyiydi. Üniversitede matematik bölümünü bitirdim. Ondan sonra gittim kaç senedir? Bak 11-12 senedir ben matematik öğretmenliği yapıyorum. E, kitap yazdım. Bir sürü 2500'den fazla video çektim. Matematik içerikle alakalı video çektim e, ee, şu an hala deli gibi yatıp matematikte yatıp matematikle kalkıyorum. Benim karım bile matematikçi ben. Tamam mı? Ama ben hala oldum diyemiyorum. O yüzden sen kendi de şunu bekleme. Ya ben bu konuyu hallettim artık matematik bende tamam oturdu deme. Hiçbir zamanda diyemeyeceksin zaten. Tamam öyle bir dünya gelmeyecek öyle bir aşama öyle bir seviye gelmeyecek. E biz ne yapabiliriz? Hocam Genel geçer bütün kuralları bileceksin. Yeterli miktarda ÖSYM tarzı soruyu çözeceksin. Ben çalıştım diyeceksin. Sınava gireceksin. Bu kadar ya bu kadar. Her şeyin dört dörtlük sağına soluna böyle hani bir Lego parçası gibi oturmasına lüzum yok. Bunu yapmayacaksın zaten. Bu çok saçma bir olay. Bunu yapamazsın da. Senin yapman gereken bak çok basit ya çok basit. Hani bu. Bir hazırlık aslına bakarsan. Bir araba sürmek için gibi bir hazırlık bu. Ne yaparsın işte suyumu aldım kahvemi aldım uzun yola çıkacağız. Valize aldık arabaya yükledik. Arabada her şey sabit. Ee, çocuğu arkaya oturttun çocuğu bağladın kilitledin okey. Benzinim var mı var tekerlerimin havası iyi mi iyi. Camlarım temiz mi temiz okey tamam o zaman yola çıkıyorum. Bu bu kadar basit her şeyin böyle mükemmel olmasını isteseydin o yola zaten çıkamazdın. Tamam mı? Yani bu böyle bir şey. Lütfen gençler kendinize gelin. Hiçbir şey tam olmayacak. Hiçbir şeyin tam olduğunu hiçbir zaman hissedemeyeceksiniz. Bunu hangi hocanıza sorarsanız sorun, hiçbiri de ben tam anlamıyla bütün matematiğe hakim diyemez. Bütün matematiğe hakim olan bir insan da olmamıştır zaten dünyada. Hiçbir zaman bütün matematiğe hakim olamayacaksınız. Bundan kaynaklı da kendinizi bu şekilde bir hazırlık içerisinde sokmayın. Bunu beklemeyin. Gelecekte bir gün işte önümüzde iki buçuk ay gibi bir süre var. Bu iki buçuk ay gibi bir sürede tüm matematiği halledebilirim kafasına girmeyin. Böyle oynamayın arkadaşlar bu oyunu. Sadece ama sadece aynı yola çıkarken yaptığınız hazırlık gibi neler yapmanız gerekiyor abi? Tüm matematik konularını bileceksin. Tamam mı? Yani konu başlıklarını, genel geçer kurallarını, formülleri şunları bunları aklında tuttun, bildin. Sorularını çözeceksin, denemelerini çözeceksin. Gerekirse konu denemesi çözeceksin. Hocalarının verdiği ödevleri yapacaksın. Valizler tamam, camlar temiz, lastiklerin şişmiş, benzinin tamam. Hadi hayırlı olsun deyip yola çıkacaksın. Bu bu kadar bir olay arkadaşlar. Tamam. Lütfen sınav denen şeyi tamam, okey. Hayatımızın belli bir evresine etki eden bir şey. Lakin daha üstü zaten olamaz. Yani tüm hazırlıklar bunlar işte yani bunu abartmaya lüzum yok. Tüm hazırlık bu. Bundan ibaret. Bu hazırlıklarını yaptın sınava girdin. Daha ne yapabilecektin ki? Yani tüm bunları yapan bir öğrenci ekstradan başka ne yapabilir? Hiçbir şey. Lütfen sakin olun. Tamam Ben sakinim. Siz de sakin olun. Gençler sonraki videomuz polinom olacak. Polinom videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.